Okulların açılalı bir hafta oldu ama okullar açıldığından bu yana çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunlardan en önemlisi aslında öğrencilerin maddi olarak çeşitli şeylere ulaşamamasından kaynaklanıyor. En önemlisi kırtasiye masrafları. Bir öğrencinin kırtasiye masrafı yaklaşık 5000 lira falan tutuyor en düşük maliyeti. Onun dışında zaten bu kırtasiye maliyetini hem İstanbul gibi kentlerde karşılamak zor ama aynı zamanda deprem bölgesindeki çocukların karşılaması çok daha ciddi bir sorun yaratıyor. Çünkü oradaki veliler, işte öğrencilerin aileleri maalesef daha bir iş hayatına ulaşabilmiş değil aynı zamanda. O yüzden orası için daha ciddi bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında bir haftadır gördüğümüz şeylerden en önemlisi temizlik sorununun çok ciddi bir yerde durması. Temizlik personellerinin olmaması okulda. Şu an İşkur personellerinin çalışma şekilleri değiştirildi. Sadece okula 3 gün çalıştırma gibi bir şey söz konusu. Bu 3 günlük süreç içinde ödenen ücret yaklaşık 7-8 bin lira gibi bir ücret. Ve bu ücreti dolayısıyla karşılayamadığı, yani kendisinin giderlerini karşılayamadığı için de gelmiyor, çalışmak istemiyor kimse. Ve işe alım şartları çok zorlaştırılmış oldu. Dolayısıyla şu an okullarda temizlik personeli yok. Her yerden çok ciddi şikayetler alıyoruz. Buna dair ilçeyle görüşmeler, çeşitli eylemler planlıyoruz. Ve okulların şu an sağlık koşulları çok hem bizim sağlığımıza hem öğrencilerin sağlığını tehdit eder bir şekilde. Okullardaki temizlik işini kısmi bir şekilde velilerle aldığımız duyumlara göre aynı zamanda öğretmen arkadaşların kendi bireysel çabalarıyla çözmeye çalışılıyor. Fiziksel şartlarda zaten eski ve işte aynı zamanda depreme dayanıklılığı vesairesi ölçülmüş değil ama çok daha ciddi bir problem olarak dediğim gibi temizlik sorunu önümüzde duruyor. Bir diğer şey de şu, öğrencilerin aslında çeşitli şekillerde okullardan para toplanması. Çünkü giderleri devletin karşılamadığı okul giderlerini bir yerde bunu okul aile birliği başlığı altında, yani okul aile birliği dolayısıyla toplamaya çalışıyor okullar. Ve ciddi bazı okullarda çok ciddi paralar, ciddi meblağlar toplandığı durumları var. Bunlar da kendilerinin çözmesi, yani okulun temizlik giderleri ya da herhangi bir kırtasiye masrafı gibi şeyleri kendilerinin gidermeye çalışması için toplanan şeyler. Yani toplamda aslında eğitime ayrılan bütçede çok ciddi problemlerin olduğu, bu Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikalarını çocuğun sağlığından kısarak, yani temizlik giderini bile karşılayamayarak karşımıza çıkıyor. Bu temizlik giderinin yanı sıra öğrencilerin artık okula aç gelip aç gittiği, hatta susuz gelip susuz gittiği bir süreç. Ne demek istiyoruz? Yani öğrencilerin herhangi bir şekilde su masrafını bile karşılayamayacak. Çünkü en düşük bir şişe su alsa çocuk 10 lira. Günde bir şişe su tabii ki yetmeyecek. Dolayısıyla bu bile ciddi bir masrafa sebep oluyor. Bunun için hem okullara SEBİ gibi, yani aratıcı bir sistem her kata uygulanabilir. Onun dışında aynı zamanda yemek, bir öğünde ücretsiz yemek kampanyası başlattık eğitimsel olarak. Bir öğün ücretsiz okulda çocuklara yemek verilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten artık öğrenciler eve kaplarda pilav getirip yediği bir süreçten geçiyoruz. Çünkü aç geliyor, aç geri dönmüş oluyor. Bir diğer şey de müfredat konusu. Birinci sınıflarda, beşinci sınıflarda ve dokuzuncu sınıflarda şu an müfredat değişti. Bu müfredat da öğretmenlik meslek kanununda geçen aslında marif modeline uygun bir şekilde yapılıyor. Öğrenci merkezli deniyor ama tamamen öğrenciyi bilimsel şeyin dışına çıkaran bir yöntem. Kendi buluş yöntemi dediğimiz şey aslında bilimsellikten uzak. Aynı zamanda kitaplarda çok ciddi maddi hatalar var. Yani bilimsel hatalar var. Ya da belli bir yöne doğru yönlendirme. Yani Türk-İslam sentezli bir müfredat hazırlama şeklinde bir şey söz konusu. Hem okullara öğretmen atamayıp, yani şu an İstanbul'daki öğretmen açığı resmi rakamlara göre 23 bin. Hem öğretmen açığını tamamlamayıp,
yani maddi şeyleri gösterge haline getirerek hem öğretmen ataması yapmayıp ama aynı zamanda çeşitli projeler başlığı altında manevi danışman ya da işte din görevlilerinin okula atanması ve bunlara ücret ödenmesi söz konusu. Yani okulda herhangi bir temizlik şartı, yemek, su vesaire gibi şartları sağlamayan Milli Eğitim Bakanlığı tersten öğrencilere imam atayarak ya da işte manevi danışman atayarak bu sorunları çözeceğini düşünüyor. Bu sorunların çözümü bu değil elbette.